terslik var ama nedir? Yani büyük ihtimalle şey oluyor. Ya kaplamalı mı der? Yok. Yani velhasıl bu sene dostlar bir ne derler? Bir Karadeniz turumuz var. Çıkacağımız inşallah. Ondan önce bir Antalya'ya gideceğim. Bir, bir buçuk ay. Yani o da Mart sonu, Nisan başı gibi. Nisan başı, bir buçuk ay oradayım. Hem turnuvalar var tenis, hem onları oynayacağım. Hem orada kalacağım. Sonra da işte doğudan başlayıp, yani Adana üzerinden Antep, Urfa, işte Diyarbakır, işte oradan ta Erzurum, Artvin'e kadar gideceğim. Oradan bir Karadeniz tüm olduğu gibi böyle devam edeceğim. Ta Edirne Tekir Dağı'na kadar devam edeceğim. Güzel yağım var. O dönüş yukarıdan da aşağı işte Bozcaada, Ayvalık falan oradan. MTV öde, sigorta öde, arkadaş bu nedir ya? Abi buralarda neler yeniler açılmış ya, buralarda hiçbir bilmiyoruz. Abi dur. Şuraya geçeyim çünkü bu sola yanaşanlar solu tıkıyorlar, ortadan gidip dönmeyi bilmiyorlar. Ondan sonra bakarsın solda kalıyorsun, tıkanmış ortalık bak. Bir geldim kaç araba geçtim. Ah araba kullanmayı bilmeyen bu gençler. Velhasıl bu. Arkadaşlar, kahve dünyası dolu. Bir kahve içip oturuyorlar, ne yapsınlar bunu. Evet, durum bu. Başka ne yapacağız? Bu seneki planımız bu. Onun haricinde çok fazla bir şey yapmayacağız. Karavandayız, karavanda yaşayacağız. Hatta bu kışı eğer yapabilirsem karavanda geçireceğim. Yani işte bu önümüzdeki şeyi, Kasım, Aralık'ı Fethiye civarında niyetim var geçirmeye dostlar. Oldu olursa, olmazsa çıkma evimize geliriz ya, ne yapalım. Şuradan döneceğim. Ya arkadaş da yolda bitsin. Onlara yardımcı olayım. Ya niyetim böyle. Fethiye civarında karavanda geçirmek istiyorum. Özellikle Karaot plajı falan oralarda olacağım. Daha doğrusu önümüzdeki bu yılın sonunda düşünüyorum. Yani planım bu. Olur olmaz bilemem. Hadi abicim. Abi 10 dakikadan beri işaret veriyorsun sola döneceğim diye. Ama bir türlü yanaşacağım diye sola yanaşmıyorsun babacığım ya. Allah'ım bildiğiniz gibi yapsınız. Nasıl acaba? Evet arkadaşlar. Karavan yaptıracaklar. Karavanı olanlar. Bu sene memnun mu bu MTV'lerden? Trafik sigortalarından. Bu mazot pahalılığından neler olacak? Ben herkesin fikrini öğrenmek isterim şahsen. Ama yapacak bir şey yok abi. İşte hep konuşuyoruz ya. İşte karavan işte hayat nasıl olacak? Yok ucuz mu olacak? Yok abi olmuyor işte. Ucuz olmuyor dostlar, olmuyor. Öyle ucuz bir hayat yok. Maalesef karavan hayatı ucuz değil arkadaşlar. Hani neyi ucuza getirebilirsin ki karavanda? Merak ediyorum. Şeyi ödeyeceğiz hepimiz. MTV'yi. Trafik sigortasını hepimiz yapacağız. Onda bir şey yok zaten.
anlaşmazlığımız yok. Onun dışında binip gideceksen mazot koyacaksın. Bir depo mazot nereden baksan 2000 liraya yakın olacak. Yani 1800'e falan doluyor benim 75 litre alıyor depom. Şimdi zamlanacak mamda yine bir 1850'yi falan bulacak. Yemek. Yemek zaten dışarıda en ufak bir şey sen kişi başı 100 liradan aşağı yemek yemiyorsun. Var mı 100 liradan aşağı yemek yiyebilecek vatandaş? Yok. Yani bir tavuk döner yesen bile 50-60 lira olmuş. Abi sağdan var ya. Sağdan bir arabalar giriyor ana yola. Kafayı yersiniz. Yani adam sana demiyor. Lan sen döneceksin sağa ama ben seni önüne kırıyorum. Saygısızlık ediyorum diye düşünen yok abi ya. İşte lamba olmadığı için sağdan herkes çıkıyor. Yani anlatabiliyor muyum? Demiyor adam. Yani şunu söyleyeyim. En kötü bak en kötü kahvaltı hariçten bahsediyorum. 100 lira kendine ayırsan. O da biz hep hani iki öğün yiyoruz karavanda genellikle. Sabahları geç kalkıyoruz zaten. Bir kahvaltımızı yapıyoruz. Baba ne yiyeceksin? Ben sağa döneceğim. Senin amacın ne? Geç sağa dönüş yoktur ihtimalle. Lambaya bekleyeceğiz. Yani serbestten bazen sağa dön. Cepleri var ya dönüyorsun. Değil ha burada bekleyeceğiz. Yani en kötü bir gün akşam yemeği yemeye kalsan 100 lira. Kahvaltıyla falan kahvaltılık yapmaya kalsan bir öyle de 150 lira. Düşün. Ya ıvırzlar 200 liraya günlük buluyor arkadaşlar. Bak kişi baştan bahsediyorum. Kişi başı 200 lirayı kesin buluyor. Ya bu ne yapar biliyor musun sen? 6000 lira yapar. Bak en kötü hiç öyle demiyorum yani şöyle ekstra bir şey mesela yan yanında bir içki miçki falan falan onlar yok. Onlar da ayva yedin zaten. Yani hiçbir şey yapman orta dereceli, orta halli bir vatandaş olsan karavanda yaşamaya kalksan bu özellikleri saymıyorum. Sigortayı bilmem neyi, MTF falan saymıyorum. Onlar zaten yılda ne yapıyor? Yani herhalde 3-4 bin ne onlar yapıyor. Bakın da saymıyor. Bakın da beraber 5 bin lira yapar. Anlatabiliyor muyum? Bak şimdi sağıma yanaşıyor. Ben sağa döneceğim. Önüne kıracağım. Allah'ım ya Rabbi. Allah'ım ya Rabbi. Allah'ım seni bildiği gibi yapsın ya. Ne diyeyim? Seni bildiği gibi yapsın kardeş. Bir şey diyemeyeceğim. Neyse. Yani onun için ne yaptık? Yılda 6000 lira. Ama ayda 6000 lira. Yandaki yalar kafamı karıştırdı. Ne yaptı? Ayda 6000 lira. Bu hani mazot hariç ha. Hani bir yere gidiyorsun ya yol yapacaksın abicim. Hep aynı yerde mi kalacaksın? Yol yapacaksın mazot hariç. Sadece yemekten bahsediyorum. Aylık 6000 lira gelirin olması lazım bak. En kötü 6000 lira. Bir mazot de bilmem ne falan dediğin zaman yani ortalama al sana 8000 lira. O da tek başınasın. Dikkatini çekerim. Teksin. Yanında bir partnerin varsa onun da geliri yoksa ne yapacaksın? Ayva yedin. Yaya yol verdik. Çünkü onlara işlemiyordu. Anlatabiliyor muyum? Olsun ayva yedin abi. Yani 8000 lira. Yanında da eşin olduğunu farz et. Arkadaşın olduğunu farz et. Eğer o da sen maddesine gidermiyorsa en az 15-16 bin lira gelin olması lazım. Yani karavanda yaşamak isteyip de hani karavanda hayatını geçecek arkadaşlarımız varsa düz söylüyorum. Yani bir iki kişi olarak söylüyorum. 8 kişi bir kişi 8000 lira aylık ortalama. İki kişi varsa en az 15 bin lira. En az 15 bin lira bir gelirin olması lazım. Vallahi yoksa aç kalırsın. Her gün bulgur pilav mı yiyeceksin abi yani karavanda? Ha ben her şeyi kendim yapacağım falan da diyorsan evde karavanda yani malzeme alıp kendim yapacağım diyorsan ha belki bunun 1/3'ünü de at. Yani 8000 tek başınaysan hadi 5000. 5000'e çektin bak. Kendi yemek yapıp kendini yiyeceksin hep karavanda.
5000'e çektim. İki kişi nereden baksan 10.000'e çektim. Yine nereden baksan 10.000 liraya yakın gelirin olması lazım. İki kişi hep karavanda yapıp karavanda yersen. Görüyorsunuz işte halini piyasanın. Gidin bakalım bir markete bir poşet ne kadar çıkıyor. Bir poşet hiçbir şey almıyorsunuz 200 lira. O da 2 gün gidiyor. Anlatabiliyor muyum? Yani onun için karavan alacak arkadaşların veya karavan hayatına hevesleyen arkadaşlarımızın bunu da göz önünde bulundurmaları gerekiyor. Yani parasız bir karavan hayatı hiç düşünmeyin dostlar. Diyeyim ben size. Saat milyon geçiyor. Burada niye bir trafik var abi? Evet. Ya bir de bu sene gidecek dışarı çıkacak arkadaşlar şurada kritik. Şeyleri de kritik. Seçim meçim zamanı da biraz kritik. Hadi baba yeşil yanıyor geçin. Orada, aman daha geçmeden kırmızı yandı lan. Neyse. Bekleriz abi acelemiz yok. Biz karavancıyız. Velhasıl böyle arkadaşlar. Onun için her şeyi düşünüp öyle karavan almakta fayda var. Her şeyden bahsetmiyorum bir daha. Hani karavan kaplarına falan girecekseniz aha yandınız. Yandı gülüm keten araba. Karavan kaplarına falan hiç girmeyi düşünmeyin. Ben size söyleyeyim. Ben geçen sene iki defa girdik. Yok üç mü? Üç gece. Yani yaklaşık 70-80 günde, 90 günde, 3 ayda diyeyim. 3 ayda 3 kere girdik. O da mecburiyetten girdik birkaç yerde. Çünkü geç vakit gelmiştik. Çok yorgunduk. Bulamadık kalacak yer karavanla. Çok kalabalıktı bir de. Küçücük bir yer. Şeydeydi özellikle. Neredeydi ya? Çıralı'da. Çıralı'da mecburen girdik. Kalabalık, tıklım tıklım. Allah'ım ya Rabbi kafa yiyeceğim. Yorgun argın araba kullanmışım 3 saat, 4 saat. Dedik ya bir önce bulalım. Geç çok memnun kaldım. Ama bakın geçen sene fiyatı söylüyorum. 350 lira verdim geceliğine. 350 lira karavan kampına para verdim. Kötü müydü? Yok. Güzel yerdi. Ama düşünüyor musun? Her akşam 300 lira para mı vereceksin? Yani onun için karavan kaplarına söylemedim bile. Yani karavan kaplarına diyorlar ya işte karavan kaplarına girersiniz. Lan nasıl gireceksin kardeşim? Ben sana şu rakamları özellikle şeyden bahsettim. Yani normal dışarıda konakladığın zamanki yaşam kalitesinden bahsettim. Harcayan paradan bahsettim. Bir de karavan kaplarına girsen ayva yemişsin. İyi bir gelirin olması lazım daha doğrusu. En az 20-30 bin lira kazanman lazım. Onun için bunlar karavan kapları hariç benim bu bahsettiğim masraflar. Evet. Onu söyleyeyim dedim. Maliyet bu. Vallahi arkadaşlar her şey inanılmaz ateş pahası. Gerçi bir şansımız var. Akaranda olduğu için çoğu zaman çok fazla mesela üst baş falan bir şey yapmıyorsun yani. İki tane ufak böyle giyeceğin dışarı için kıyafetim var. Onun dışında hani şunu alayım bunu alayım diye yeltenmiyorsun. Mesela yeltenmiyorum ben. Çünkü nerede giyeceksin ki? İşte bir tane iki tane böyle düzgün bir şeyin olur giyecek. Onu da sen geçecek misin benim kardeşim? Yoksa ben geçeyim mi? Neyse ben geçeyim. Geçmeyin yeti yok. Ha, öndeki araba ama o da öyle bir çıktı ki abi ben ne yapayım? Haydi be çabuk kırmızı yandım ya neyse. Yansın bakalım. Yani bugün de sinemaya gittim. Uzun zamandır sinemaya gitmemiştim arkadaşlar. Sinemadan çıktım şimdi. İllegal hayatlar. Tavsiye ederim. Belki bilirsiniz hepiniz. Bir YouTuber çocuk var Adanalı. Onun filmi. Destek olalım kardeşimize. Fena film değil. İdare eder. Vakit geçiriyor. Bir saat 5 dakika ne sürdü böyle. Uzun zamandır bir seneden fazla oldu ben sinemaya gitmeyeli. Sıkıldım değişiklik olsun dedim. Aldım karavana. Buradan da belki göl kenarına giderim. Artık orada kalır mı, kalmaz mı bilmiyorum. Ama böyle bir aktivite olsun dedim. Aslında mazot alacaktım da. Bugün mazota 1 lira 7 kuruş mu dediler, ne dediler, zam gelecek dediler.
Gelmezse darılırım, hatırım kalır. İşte böyle şimdilik böyle bir şeydeyiz. Üzerindeyiz. Şimdi yerimizdeyiz. Evimizdeyiz. İşte ama günübirlik böyle işte hafta sonları böyle takılmaca yakın mekanlara gitmece yapıyoruz. Ondan sonra böyle bir vakit geçiriyoruz. Şubat'ı Mart'ı geçirirsek Mart'ın sonunda herhalde yola çıkarız. Yani bir iki ay daha böyle bir yere sabit kalacağız. Yani ben öyle şey video atmıyorum arkadaşlar. Hani stok video atmıyorum. Ben de öyle bir stok yok olmadığı için. Ben bakıyorum ilk defa izliyorum. Video koymuş adam. Allah Allah, kısa kollu şortla falan geziyor. Oo, Ekim'e Eylül videosunu koymuş. Ocaktayız. Ben öyle şey sevmiyorum. Ben de stok video yok. Ben şimdi atacağım bu video en son videom. Başka videom yok. Zaten ben koyduklarımı da YouTube'a hemen siliyorum. Tutmuyorum bile elimde. Ama ne tutacağım? Çok da şey değil yani. Tutup da ne yapacağım videoyu? Onun için ben hep taze taze atıyorum. Hatta bunu belki de bugün atarım. Yani günlük bile olur bu. Vallahi günlük vlog bile olur. Bunu bugün atarım. Aa, bir dakika, yok. Buradan gitmeyeceğim. Yok, buradan gitmeyeyim. Yok, yok, ileriden gideyim. Aa, niye yol uzattım? Neyse. Bak işte bak. Beni tehlikeye düşüyor. Bak, bak, beni oradan sıkıştırıyor. Bu da beni sıkıştırıyor. Önüme geliyor. Lambalarını yak. Lambalarını. Bak. Lambayı yakmamışsın. Geri zekalı. Bak. Lambanı yak. Adam lambası bile yanmamış ya. Keşke görebilseydiniz ya. Baksana. Lambasını yakmadan gidip verir. Bir de önüme çıktı, değil mi? Neyse. Yok. Kaç tane böyle şoför çıkıyor. Hangi birine kızacağım? Ömrüm yetmez. Şuradan gireyim bakalım. Şuradan bir park yeri bulabilirsem gireceğim. Yoksa girmeyeceğim. Evet dostlar. Bir videonun daha sonunda gelelim mi? İyi bir sohbet oldu arkadaşlar. Vallahi. Aman diyeyim ben sana. Bir de son olarak arkadaşlar bir köpek alacağım. Kendime arkadaş, yoldaş. Onu da baksana paylaşayım. Alacağım derken bir arkadaşım köpeği var. O doğum yaptığı zaman ondan alacağım. İnşallah. Bir köpekle beraber bu yolculuklara çıkacağım dostlar. Güzel bir köpeğim olacak. Hem bana yoldaş olur. Hem yoldaş olur benimle beraber karavanda. Hem eve geldiği zaman evde de bana yoldaş olur. Yani işte onun için herhalde bakalım ne zaman doğum yapacak bilmiyorum köpeği, ama güzel bir köpeğim, köpek olacak inşallah. Onu da sonra paylaşırım. Şahane bir köpek. Bakalım park yeri bulabilecek miyiz ama. Şimdi kötü tarafı da bu. Bizim buralarda da arkadaş öyle bir şey oldu ki artık şey gibi. Bir de şu koca kuleyi diktiler abi yani. Park, aa bu ayda. Vallahi yok park. Ayda gelin. Aa bu. Vallahi yok. Abi kızıyorum böyle olduğu zaman ya. Vallahi. Yani hiç. Şuraya döneceğim. Şurada bir yerde bir şey buldum ama nasıl buldum ben de bilmiyorum. Dur, şurada bir araba çıkmıştı. Bunu ben becerebilirsem oraya konaklayacağım abi. Yoksa böyle çok arayıp duracağım. Ya bak işaret demiş. Adam hala gelip benim yanına sıçtırmaya çalışıyor. Lan koca arabayız biz. Dikkat et işte birader. Şurada bir araba çıktı. Becerebilirsem şuraya atacağım kendimi dostlar.
Evet. Buraya atacağım diyorum. Abo, buraya sığar mıyım lan ben? Bunu biraz öne çekersem sığarım gibi geliyor. Zor lan biraz. Vallahi zor. Şu bezen de olsaymış. Dur bakayım bitirebilecek miyim? Abi nasıl sığacağım ki başka? Başka yapamam ki. Tamam bir dakika dur. Çok zor be. Çok zor abi ya. Vallahi çok zor. Abi öyle bir, yani var ya öyle birden geçiyorum ki. İğne deliğinden geçiyorum ha. Tamam. İğne deliğinden geçiyorum vallahi. İğne deliğinden geçiyorum. Geçebilir miyim lan? Vallahi iğne deliği, resmen iğne deliği. Yalnız şunu şey yapacağım bir dakika. Bir dakika becerebileceğim gibi geliyor ama dur bakalım. Dur dostlar. Hadi arkadaşlar. Bu videoyu kapatıyorum. Güzel bir sohbet oldu. Herhangi bir sorusun arkadaşlar varsa beklerim, cevaplarım. Herkes kendine çok iyi baksın. Güzel günlerde görüşmek üzere.